Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir örneği paylaşmak istiyorum. Oldukça kolay, zincir üstüne yürüyen bir örnek. Söylediğim gibi sadece zincir çekmeyi bilen bir arkadaşım bile bunu yapabilir. Alt kısmında ikişer zincir çekerek bir tığ battı yaptım ben. Her zaman yaptığım gibi. Bu tığ battı ile ilgili bilgi almak isteyenler tığ battı videomu izleyebilir. Alt sırası yeşil olan kısmı tek bir sırada. Sonra ben mavi kullandım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Sonra mavi sırası yapılıyor arkadaşlar. Son derece kolay bir örnek. Hemen alt kısımdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Üst kısım da zincir tekniğiyle yapılıyor biliyorsunuz. Hemen göstereceğim bilmeyen arkadaşlarım için. Bir çiçek sapından diğer çiçek sapına geçerken arkadaşlar 4 tane küçük çimen yapıyoruz. Bu çimenler için 4 zincir çektim ben. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sıradaki tığ battının altından batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tane daha yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battıdan batıyorum. 4 taneyi tamamladıktan sonra çiçek saplarımı aynı bu en son yaptığım tığ battıya yapacağım arkadaşlar. Zincirimi çekeyim. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir. Dönüyorum. Aynı yuvaya 11 zincirimi tutturuyorum. Tekrar 11 zincir çekeceğim. İki kanatlı çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen ikinci kanadı da yaptık. Bu ikisini yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Hemen 4 zincir çekip 4 tane daha yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki tığ battıdayız. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki tığ battıdayız. 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki tığ battıdayız. 3 oldu benimki. 1, 2, 3, 4 zincir. Tamam. Şimdi 11 tane çekiyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine aynı yere. Şu şekilde iki tane daha çiçek sapı oluşturduk. Birkaç tane daha küçük çimen yapalım. Sonra üst kısma geçelim arkadaşlar. Gene 4 zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıya. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde yeterli. Hemen mavi kısma geçmek istiyorum. Alt kısma bakalım. Alt kısmımız şu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Alt kısmım bu şekilde. Üst kısma geçmek istiyorum. Üst kısım da zincir oyası tekniğiyle yapılıyor. Birinden diğerine geçerken arkadaşlar ben iki tane zincir çektim. Bir tepeden diğerine geçerken. Hemen o iki zincirimi çekmek istiyorum. İki zincirimi çektim. Çiçeğimin sapını önce düzeltiyorum arkadaşlar. Düzeltip arasından girip bir sık iğne yaptım şu şekilde. Sonra burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Az önce şuraya yaptığım sık iğnenin altından dolanıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu sefer en son yaptığım sık iğne aradan giriyorum. Yuvadan göz gibi. Tekrarlayacağım, yan kaymasın. Bu arkadaşlar biraz acemisi olabilirsiniz. Yapa yapa insanın eli alışıyor buna. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar şu önden yapıyorum. 3 oldu benimki. 6 tane olacak. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar önden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Önden giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar şöyle tam ortadan giriyorum arkadaşlar. En son yaptığım halkanın ortasına 6 tane yaptım. 6 tane yaptıktan sonra arkadaşlar hemen diğer sapımı düzelttim ve diğer sapıma tutturdum. Şurası benim biraz yatık oldu. Onu düzeltirsem daha düzgün olacak. Evet, düzeldi. Böyle yatık olduğunda arkadaşlar tığla düzeltim benim yaptığım gibi. 2 tane zincir çekiyorum tekrar arada. Şu ilk dalımı açıyorum. Düzeltip sık iğneyle giriyorum içine. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bu sık iğnemin önünden girerek başlıyorum. Girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum.
Hep bir önceki sık iğneden. Şimdi şuradaki sık iğneye giriyorum arkadaşlar. Önünden giriyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Bir kendinden bir önceki sık iğneye. Arasına girdik galiba. Olmadı. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Kendinden bir önceki sık iğneye. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. 2, 3, 4 zincir. Kendinden bir önceki sık iğneye. Kaç oldu? 2, 4, 5 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Kendinden bir önceki. Sık iğneye giremedim. Bir daha deneyeceğim. Giriyorum. Şimdi şurada bir düzensizlik var. Sizinkinde de böyle şeyler olabilir. Ne yapıyoruz hemen arkadaşlar? Tığımızla arasına giriyorum. Bazısı altta kalıyor. Zincirin altında kalıyor. Onu hemen benim yaptığım gibi siz de düzeltin. İşte düzeldi. Hemen bunu çiçeğimin diğer dalına tutturuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Netleştirelim görüntüyü. Şu anda benim elimdekiler ütülenmedi. Bunu hatırlatmak istiyorum. Ütülendiğinde, ütülerken şu şekilde ileriye doğru çekerek ütülerseniz çok daha düzgün ve muntazam olacaktır. Bu şu an benim elimdeki ütülenmedi. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Ütülenirse daha düzgün sonuç alabiliriz. Şöyle yapalım. Siz de bu örneği benim gibi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Böylece her günkü örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Ayrıca arkadaşlar Instagram'da tüm oyalarımın olduğu gibi bu örneğimin de yakın plan fotoğrafı olacak. Eğer Instagram'dan da beni takip ederseniz bu fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlarımın yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki videom sizin yorumlarınıza göre oluşuyor. Şimdiden herkese kolay gelsin.